Arkadaşlar merhaba, ben Muharrem Gökçe. Bugün sizlere yine polo testiyle sesleneceğim. Ama bu biraz daha farklı. 1.6 dizim. Şöyle aracı size göstermek istiyorum. Bu da Comfort Line donanım. Ama bunda yazılım var. Tahmini verileri 130 beygir. 320 Nm tork değerinde. Yine 1.0 testindeki 15 inç polo jantlarımız mevcut. 195-65 R15. Şöyle biraz daha ilerleyelim. Araçta çok fazla siyah detaylar var gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim Mert'i de aracın sahibi. Mert böyle biraz kişiselleştirmiş aracını. Güzel hoş detaylar da olmuş böyle biraz daha Black Edition şeklinde. Ön park sensörlerimiz biliyorsunuz birçok B segment araçta hala mevcut olmayan özellikler. Şöyle içine bakalım isterseniz. Şöyle baktığınızda bir panoramik sunroof var gibi gözüküyor değil mi? Alın size panoramik sunroof. Orası da güzel olmuş. Hoş detaylara sahip bir araç. Hani tam genç aracının böyle ideal kişiselleştirilmesi şeklinde diyebilirim. Yine Comfort Line'da olan manuel klimalar. Evet. Daha önceden 1.0 testine zaten birçok detaya değinmiştim. Gelin şimdi yazılımlı polo nasıl gidiyor? Ne tür bir tüketim vaat ediyor? Hep beraber görelim. Evet arkadaşlar. Şu anda polonun içindeyiz. Bildiğiniz gibi araçta Stage 1 yazılım var. Araç güncel verisi yaklaşık 120-130 beygir bandında. Tork olarak da 300-320 Nm arasında. Bu tabii bize söylenen veri. Standart 90 beygirlik haline göre ciddi bir atikleşme var. Çekim öncesinde böyle kısa süreli bir kullanma fırsatı bulundum. Stok halinde gidişin nasıl olduğunu bildiğim için direkt gaz tepkimesi olarak bile alabiliyorsunuz. Bu şehir içi yoğun trafikte çok hissedilmiyor ama özellikle üst devirlerde ya da ara hızlanmalardaki o esneklik, rahatlık performans olarak ciddi şekilde dönüyor. Mert, hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Teşekkürler abi, sağ olsun. Aracı 13 bin kilometredir yazılımlı olarak kullanıyor Mert. Ve yani şu zamana kadar şükür herhangi bir sıkıntıyla karşılaştırmamış. Şunu da göstereyim size arkadaşlar. Dizellerde biliyorsunuz AdBlue da geliyor artık. Euro 6.2 normlarından dolayı. 3000 kilometre AdBlue'nun erişim mesafesi var. Peki yazılım yaptırdıktan sonra AdBlue'da hızlı tükenme gibi bir durum oldu mu yoksa? Yok abi, aynı şekilde kaldı aynı. Tamam, süper. Çünkü öyle bir durumla da karşılaşılabiliyor. Aracın daha fazla yakıt pompasından yakıt gittiği için AdBlue'yu daha fazla kullanmaya başlıyor bu sefer anlık sıkıştırmalarda. Eğer bu düzgün bir şekilde devam ediyorsa ben hiç sıkıntı yaşamadım yani bu konuda. Yazılımı EcoMaster'da yaptırmıştın değil mi? EcoMaster'da. Güzel. Bu ara EcoMaster'ın da çok fazla şeyini duyuyorum. İnsanlar yazılım yaptırıyor. Evet. Başarılılar. Ben sürekli yani çok takip ettim. Hem fiyat olarak hem de verdikleri performans olarak ben memnun kaldım. Çok güzel. Bakın şöyle arkadaşlar 1500 devirde hiç vites yükseltme ihtiyacı ya da düşürme ihtiyacı duymuyor. Mevcut vitesinde rahat bir şekilde araç devirleniyor. Şurada bir katılımımız var. Yol yapımından dolayı daralıyor. Birazdan teme doğru bağlanacağız. Bağlandığımızda size biraz daha üst hızlarını ve atikliğini göstereceğim. Aslında Polo ile ilgili 1.0 biliyorsunuz 95 beygirlik versiyonu test etmiştim. İşte konfor olsun, aracın yol tutuşu olsun birçok noktada değinmiştim. Yani bu aracı biraz daha tüketim, performans odaklı bir kullanımla size neler vaat ettiğini göstermek istiyorum. Yani aracı hakkında zaten genel bilgi sahibi olmak istiyorsanız Polo 1.0'da izleyerek bütün genel fikirlere sahip olabilirsiniz. Ortalaması 26 arkadaşlar. Şöyle tüketimini size göstereyim. Tüketimde beni baz almayabilirler. Şu an sakin geldim ama. 5.2. Genele bakalım. Uzun 7.2. Yakıt aldıktan sonra 8.5. Abi ben biraz hırçın kullandığım için yani ben 1 litre 2 litre daha az yaktırırlar bu arabaya. Şöyle yapalım istersen. Başlangıcı şöyle bir sıfırlayayım arkadaşlar. Test sonunda nasıl bir tüketim elde ettik? Hep beraber görelim. 4000 devirde bir üst vitese geçiyor araç. Bir F1 vitesi istiyor ama evet, ya.
Şöyle bunu mesela ben de arıyorum. Aynen. Elim direkt bir boşluğa düştü burada. Genelde okula gidip gelmek için kullanıyorsun değil mi Mert? Evet abi, okula gidip geliyorum. Hafta sonu arkadaşlarımla buluşuyorum. Kaç kilometrelik bir mesafe mesela okulun? Abi 7 kilometre falan. Daha motor bile ısınmaz çok ciddi şekilde, özellikle soğuk günlerde. O yüzden tüketimi biraz yüksekte kalması da sürekli normal. Ben sürekli trafiğe giriyorum abi. Dönüş yolu belki biliyorlardır. Levent yolundan dönüyorum. Akşam gerçekten ölüm yani o saatlerde. O da etkiliyor tabii tüketimi. Tabii ciddi şekilde etkiler. Evet. Gerçi benim sinsi şehir içine girince öyle bir tüketim sunuyor ki bana. Ama hakkını veriyor abi arabaya. 160'lık diye sayın, ne yazık ki öyle bir şeyi var. Tabii canım, uzun da gidişi. Ona göre eğlenceli oluyor. Aynen. Araç 1600 devirde 90 km hızla seyrediyor arkadaşlar. Yani bu da 110-115 arası bir hızla 2000 devir yapar. Bakalım doğru mu? 110'u geçtim. Evet, 115'li 2000 devir yapıyor arkadaşlar. Artık o kadar çok araç kullandım ki direkt vites oranlarından şeyi anlayabiliyorum. Hangi devirde ne yapabilecek? Sen bir de DSG'yi de çok iyi kullanıyorsun, onu da fark ettim. Yani şehir içinde manuele alıp geçmeleri tabii. Ben de senden gördüm onları. İlk kalkış anında o çok önemli bir detay aslında. Şimdi araç akıcı bir trafikte ise ikinci viteste gitsin. Hiçbir şekilde sıkıntı yok. Ama bazen çok fazla dur kalklar araç maruz kalıyor. O dur kalklarda ikinci viteste zaten rölantide şöyle bir sürekli devirleniyor araç. Onu görüyorsun. Evet. O devirlenmesi kavramadan götürüyor. Hani sen de bazen birinci vitesi almak için manuelde ikinci viteste şöyle bas çek yaparsın ya, debriyaj gazı ayarlarsın. Aynen. Belli bir süreden sonra o baskı balata kokmaya başlar. Evet abi, o çok iyi. Aynen. O da yani aslında onu yapıyor arka planla. Mekatronik direkt ona o şekilde komut veriyor. Ben o şekilde bir çözüm buldum. Etkili de oluyor. Oluyor evet abi. Evet arkadaşlar. Şimdi Polo'nun bir hızlanmasını görmek istiyoruz. Bakalım bize nasıl bir performans sunacak. Şöyle 80'deyken gaza bastım. Sport modunda en ideal şekilde kendi hızlanmasını ayarlıyor. 140 km hıza kadar çıktı. Hani o standart 90 beygirlik araçtan çok daha atik yürüdüğünü zaten gaza bastığınız anda size hissettiriyor. Yani bizim burada beklentimiz hani yazılım sonrası bu araç nasıl bir tüketim, nasıl bir performans sunuyor onu görmekti. Hani eğim şartları, deponun dolu olması, iki kişi olmamız, bunlar tabii hep artı eksi değerler katacaktır. Şimdi elimizde bir GPS ölçer de olmadığı için hani bu araç nasıl bir performans verisi sunuyor, 0-100 ya da 80-160'ı nasıldır direkt olarak görmemiz mümkün değil. Zaten az önce hızlanma sırasında 160'a geldiğinde 80-160 hızlanmasını size montaj yaparken aşağıda ölçümünü yaptım. Hani bu aracın direksiyonuna ilk geçen 1.6 dizelden fazlasını yürüdüğünü direkt gaz tepkisi olarak anlıyor. Akıcı bir performansı var. Evet arkadaşlar, geleneksel 3. köprü yolu şenliklerimize hoş geldiniz. Uf, ne güzel geçti be. Evet. Hissettiriz yemin ediyorum. Aracımız S modunda. Şöyle bir sıfırdan kalkalım. Gaza bastım. Evet, tuttum. İlk kalkış esnasında DSG kendini korumak adına bir yarım saniye kadar vitesi kavramada tutuyor. Sonra birden bırakıyor. Şu an hafif eğimi tırmanıyorum. İki kişi dolu depo. Yani hızlanmadaki kararlılığı siz görüyorsunuz. Şu an 7. viteste 3000 devirde. 170'te ben bu yokuşu tırmanıyorum. Yani hissedilir bir eğim var şu anda. Ona rağmen hız kaybetmeyip devirlenmeye devam ediyor. Yani güzel bir yazılım var üstünde. Yokuş yukarı 182'de.
85'e kadar. Ayağımı gazdan çektim. İleride EDS'miz mevcut. Tekrardan D'ye alalım. Direksiyonun ufak bir titremem var Mert. Evet abi, geçen bunu da dedim. Aynen söyleyeyim. Fren yaparken ufak bir titretiyor. Ya disiklerinde ufak bir şey olabilir. Su birikintisinden falan geçtiysen. Küçük bir torna yapılarak düzeltilir. Ya da salıncaklarında burçları var onların böyle. Bir ayarsızlık olabilir orada. Düzeltmem lazım. Bazen rahatsız ediyor ya. Şimdi mesela manueli aldım. 100'le gidiyorum. Gaza bastım. Bakın burada yolun eğimi biraz daha bize doğru. Avantajımıza. Tatlı bir rampa aşağı eğimi var. 182-183'e kadar yokuşta tırmandırdık aracı. Hiçbir sıkıntı yapmadı bize. Bakalım tam tersi durumda bize nasıl bir performans sunacak. Bak onu deyip geçme. Araçta şasi o kadar dengeli ki kullanırken bana tedirginlik vermiyor. Mesela şu anda 200'de şimdi viraj döneceğiz. O kadar rahat dönüyorsun ki virajı. Çok hoş bir yazılım yapmışlar. Mert. Gerçekten alt devir de atik. Üst devirlerde de hızlanması gayet yeterli. Yani Allah kaza bela vermesin. Ciddi bir rüzgar sesi tabii. Artık kabine gelmeye başladı. Bakalım. Biraz eğimlendi araç. Burada biraz daha iyi devirlenecektir. Senin rekorun kaçtı? 220. Hadi bakalım. Senin rekoru geçelim. 221'i de bıraktı. Yani 222 oldu. Bak sıkılsa da tedirgin etmiyor. De bıraktı kendini. Yani yokuş aşağı 225. Düz yolda da 210'lara kadar soluksuz çıkabilecek bir araç. Ki bende 1.6 TDI standart 105'lik Golf vardı. Düz yolda 195 görürdü. Böyle 196 olur. Tekrar 195'e düşerdi. Bu 90'lık versiyon. Evet. Hani bu da tahminim 185-190 arası düz yolda eğim yoksa ideal şartlarda hani rüzgarda sana karşıdan gelecek şekilde varsayalım. O tür durumda 185-190 arası kalırdı. Sana fazladan bir 15-20 puanlık hızlanma sunuyor. Evet arkadaşlar, Polo'nun bugün güzel bir performans videosunu çektik. Umarım yazımlı halinin performansı hoşunuza gitmiştir. Hani tabii ki farklı farklı araçların farklı farklı performansları var. Bu aracı 120-130 beygir bandında bir güçte performans olarak bir yere konumlandırmanız lazım. Yoksa bende 160 beygirlik CC var. Mesela o bundan daha atik. Ondan daha güçlü 320 ED var ya da 330 var. Hani hep farklı farklı araçların farklı farklı performans çekimlerini yapıyorum. Beygir gücü, tork gücü ve araç ağırlığına göre, aerodinamisine göre bunları nitelendirirseniz daha sağlıklı ölçümler olacaktır. Umarım keyif almışsınızdır. Farklı testlerde, farklı içeriklerde tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Buradan Mert'e aracını da sağ olsun bana test ettirdiği için ve bu imkanı sağladığı için tekrardan teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim abi. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.